Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Çanakkale Biga'da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Özdamar ilaçlamaya konuk olduk. Yanımda firma sahibi Eray Özdamar Beyefendi var. Eray Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, öncelikle siz de hoş geldiniz. Eray Özdamar ismi. Özdamar ilaçlamanın kurucusuyum. Kurucularından biriyim. Ortağım Onur Malçok'la birlikte. İkimiz de ziraat mühendisiyiz, genciz ve girişimciyiz. Çanakkale'de bu sektörde olan açığı kapatmak istiyoruz. Peki efendim, Özdamar İlaçlama firması kaç yıldır faaliyet göstermekte? Siz ortağınızla beraber mi diyeyim ya da siz mi diyeyim, kaç yıldır bu sektördesiniz? Şimdi ortağım uzun süredir bu sektörün içinde. Fakat ben yatırımı yapmaya geçen sene karar verdim ve ona ulaştım. Sonra birlikte burada devam etmeye karar verdik. Ya bildiğiniz gibi bu yeni bir sektör olduğu için biz de yeni başladık. Bir sene oldu. Fakat kendimize güveniyoruz genç yatırımcılar olarak. Peki efendim, Özdamar ilaçlama müşterilere ne gibi hizmetler sunmaktadır? Haşere kontrol işinin yanında dezenfeksiyon ve fumigasyon hizmetleri de veriyoruz. Fakat dezenfeksiyon ve fumigasyon biraz daha kurumsal alanlarda faaliyet gösteriyor. Pest kontrol, bildiğiniz gibi, insanın yaşadığı ve insanın sağlığı ile ilgili olan her yerde bu işle ilgili hizmet verebilmekteyiz. Efendim, pest kontrol dediniz. Pest kontrol nedir? Öncelikle bize bunu anlatabilir misiniz? Pest kontrol, haşere, İngilizcesi haşere. Haşerelerin kentsel alanlarda, gıda üretim alanı olabilir, hastane, okullar, fabrikalar, evler, iş yerleri, haşerelerin kontrol altında tutulma işlemi. Peki efendim, pest kontrol, haşere dedik. Bu alanlarda ne gibi çalışmalarınız var? Pest kontrol, halk sağlığı alanlarında zararlı haşerelerin kontrol altında tutulması işlemi. Ne gibi alanlarda olabilir bu? Hastane, okul, kısaca insanın yaşadığı, barındığı, insan sağlığıyla ilgili olan bütün alanları sayabiliriz. Peki efendim, pest kontrol ne sıklıkla yapılmalıdır firmalarda? Şimdi evler için görünsün görünmesin önemli değil. Yılda en az 2 defa yapılmalıdır. Yani zaman olarak da yaza girerken ve kışa girerken. Çünkü mesela, şimdi evler için söylüyorum. Evinizde haşere görünmeyebilir, fakat yani apartmanda oturduğunuz için mesela üst komşunuzda ya da alt komşunuzda herhangi bir problem başlar. Bunlar çok hızlı üreyebilen canlılar. Daha sonra size gelme ihtimali de yüksek. O yüzden kendi evinizde görmek istemiyorsanız yılda en az 2 defa yaptırmanız gerekli. Peki efendim, diğer firmalarda, hastanelerde, okullarda, yani şöyle sorayım, bütün işletme alanlarında pest kontrol yaptırmak zorunlu mudur? Ya da zorunlu olan bölgeler nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Pest kontrol, gıdanın işlendiği, üretildiği, hatta sadece gıdanın kendisiyle de değil, gıdayla ilgili, mesela bir dondurmanın jelatini olsun, onunla ilgili herhangi bir üretim aşamasında pest kontrol hizmeti almak zorunludur. Bu zaten Gıda Bakanlığı'nca, Tarım Bakanlığı'nca, Sağlık Bakanlığı'nca denetlenen bir şey. Denetimlerde şirketin, firmanın pest kontrol hizmeti alıp almadığı kontrol edilir. Değerli izleyenler, bugün Çanakkale Biga'da Özdamar ilaçlamaya konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?